Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım o zaman. Hocam öncelikle Evet. siz dinlenirken ben takipçilerimize sizi birazcık tanıtmak isterim müsaade ederseniz. Tamam, olur. Yeni katılan takipçilerimiz için önceki başladığımızda katılamayanlar için hocamız Doçent Doktor Gönül Reyhanoğlu, Hatay Namık Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Mustafa Kemal Üniversitesi. Mustafa Kemal Üniversitesi'nde öğretim görevlisi. Kendisi Malsa doğumlu, Kıbrıslı. İlk ve orta tahsilini adada bitirdikten sonra lisansüstü ve doktorasını Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 1999-2007 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Temel çalışma alanı Kıbrıs Türk kültürü hocamızın. Bu alanda birçok akademik dergide yayınlanmış makaleleri, çevirileri, ulusal ve uluslararası sempozyum, konferans ve kongrelerde de sunulmuş bildirileri var. Rauf Denktaş Armağanı, Dört Kıta'da Folklorun İzinde Profesör Doktor Özgür Şobanoğlu Armağanı, Kadın Kaleminden Kadın Algısı gibi kitaplarda da bölüm yazarlıkları ve bugün konuşacağımız Kıbrıs'ta Mevlitçi Kadınlar ve Mevlit Geleneği isimli bir kitabı bulunmakta. Üniversitede Türk halk bilimi, halk tiyatrosu, Türk mitolojisi, Kıbrıs Türk folkloru, etkili iletişim gibi dersler vermekte hocamız. 2012 yılından beri de Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmakta. Evli ve iki çocuk sahibi. Rabbim bağışlasın diyoruz yavrularını. Sağ olun. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Tekrar hoş geldiniz hocam. Vakit ayırdığınız için bize ve davetimize icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun olduğunuzu da biliyoruz bu arada. Ama bizi Evet. kırmadınız. Çok sağ olun. Öncelikle hani Kıbrıs'tan uzakta Kıbrıs'ı konuşabilme fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ederim gerçekten. Bu anlamda benim için anlamlı oldu. Dijital ortamda da olsa Kıbrıs'ı anlatabilmek, Kıbrıs'ı konuşabilmek, yüreğimin Kıbrıs'ta olması çok özel benim için. Bugün hani daha çok aslında kitabım üzerinden Mevlit geleneğini ve Mevlitçi kadınları konuşmayı planladım. Herkesten çok özür diliyorum teknik arıza için. İnşallah hani bunun sonrası güzel olacaktır. Evet, siz önce soru sormak ister misiniz yoksa ben başlayayım, nasıl yapalım? Soruyla başlayalım hocam. Bugünkü bizim burada buluşma sebebimiz vesile olan bu kitaptı. Hocamızın çıkardığı bir kitaptı. Yakın zamanda çıkmış bu kitap. Kıbrıs'ta Mevlitçi Kadınlar ve Mevlit Geleneği. Bugünkü Evet. sohbetimiz aslında bu kitabın konusu, içeriğiyle ilgili. Hocam bu kitabı yazma hikayeniz nedir? Onunla başlasak olur mu? Evet, sevinirim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bu kitap benim doçentlik takdim tezim. Bu kitapla birlikte de doçentliğimi aldım. Doçent unvanını aldım. Hikayesi oldukça böyle geçmişe dayanıyor aslında. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Şimdi şunu söyleyeyim. Benim uzmanlık alanım Kıbrıs ve lisans döneminden beridir hep Kıbrıs'la ilgili saha çalışmaları yapıyorum. Kıbrıs'ta çok güçlü bir sözlü kültür var. Kitabın kapağında anneannemin resmi var. Aslında hikaye de tam da burada başlıyor. Anneannem beni büyüten insan. Ömrü uzun olsun, sağlıklı olsun. Kendisi sürekli bana her zaman şey derdi. Allah'ın adıyla yola çıkan yolda kalmaz kızım. İşte besmele çık, yola çık. İşin rast gider derdi. Siz de besmeleyle başladınız. Aslında tam da bu noktada başladı. Anneannemin bu sözleri hep böyle aklımın bir köşesindeydi. Sonra Mevlid'in metinlerine denk geldiğimde Allah adını zikredelim evvela vacip olduğu cümle işte her kula her nefeste Allah adın dimidam Allah adıyla olur her iş tamam. Bunları duyduktan sonra bu beyitleri duyduktan sonra acaba bu altyapıda neler var? Kültürel belleğin altyapısında Kıbrıslı Türklerin kültürel belleğini oluşturan yapıda neler var? Mevlid nasıl bu yapıyı etkiledi mi? Burada kafamda soru işaretleri oluştu işin açıkçası. İkinci aşamada da şöyle, küçük yaşta dedemi ardından da babamı kaybettik 6 yaş arayla. Tabii evimizde işte ölenin 3. günü, 7. günü, 40. günü, yıl dönümlerinde mevlitler okundu. Bir ölüm olduğu zaman işte önce köyden bir mevlitçi varsa bakılırdı, yoksa bölgeden bir mevlitçi varsa bakılırdı ve mevlitlere davet edilir. Onlar mevlidi icra ederlerdi. Bu katıldığım mevlid törenlerinde, tabii daha küçüğüm işte 12 yaşlarındayım. Özellikle kadınların katılıyor olması ve özellikle mevlidin bir ritüeli var. Bütün kadınlar ayağa kalkıyorlar
kıbleye dönüyorlar. Ve bu sırada okunan Mevlid'de peygamberin doğumu anlatılıyor. Kitabın baş kısmında aslında bunu koydum. Buradan okumak istiyorum bu Naziyet Başkurt'tan derlediğim bir kısım. Amine der tüm vakit oldu tamam. Kim vücuda gel ol hayrün enam. Susadım gayet hararetten katı. Sundular bir cam dolusu şerbeti. Şerbeti karşımda tuttu huriler. Bunu sana verdi Allah dediler. Kardan ak idi hem soğuk idi. Lezzeti dahi şekerde yok idi. İçtim ana oldum cismin nura kar. Edemezdim kendimi nurdan fark. Geldi bir akkuş kanadıyla revan. Arkamı sıvazladı kuvvetle hemen diyor. Tam o sırada kadınlar birbirlerinin sırtlarını sıvazlıyorlar. Bu benim kafama takılmıştı. Neden kadınlar ayağa kalkıyorlar? Neden birbirlerini sıvazlıyorlar? Neden bir dönüş var? Bunun anlamı nedir diye. Sonrasında bununla ilgili araştırma yaparken aslında bunun İslamiyet öncesi dönemde Umayana'ya kadar giden bir inançsal katman içerdiğini, Umayana'nın kadınları, doğum yapan kadını koruyuculuğunu ve çocuğu koruyuculuğunu, doğum yapan kadının sırtını sıvazlarken bu benim elim değil, Umayana'nın eli diyerek doğumunu kolaylaştırmakla başlayan sürecin, sonra İslamiyet'le birlikte Peygamberimizin kızı Hazreti Fatma'ya uzanan bir kutsallıkla devam ettiğini ve bu benim elim değil, Hazreti Fatma'nın eli diyerek doğum anının kolaylaştırıldığı ile ilgili aslında inansal katmanla çok gerilere götürebileceğimiz bir yapıyı gördüğüm zaman işte dedim tam bu noktada ben kadınların inanç dünyasını ve deneyimlerini çalışmalıyım. Bir kadın kaleminden kadının hikayesini yazmak, inansal yolculuğunu yazmak nasıl olur diye düşündüm. Ve böyle başladım işin açıkçası yolculuğa. Bir arşiv olsun istedim Kıbrıslı Türklerle ilgili. Ve tabii bu arşivi oluştururken, bu çalışmaları yaparken şöyle söyleyeyim. 2013'ten 2019'a kadar devam eden bir uzun saha çalışması var. Ve 80 yıllık Mevlid geleneğiyle ilgili süreci inceledim. Ve bununla ilgili güçlü bir literatür taraması da yaptım. Burada Kıbrıslı Türklerin özgün kimliğini de dikkatten kaçırmadan anlamaya çalıştım süreci. İşin açıkçası hikaye böyle başladı. Güzel başlamış hocam. Peki Mevlid sadece edebi bir tür mü? Yoksa bir geleneğin adı mı sizce? Şöyle söyleyeyim, kitapta bu kısma da özellikle yer verdim. İslam etkisinde gelişen Türk edebiyatında geleneksel ve dini hayatla ilgili literatürde Mevlid metinleri karşımıza çoklukla çıkıyor. Mevlid Arap ve Türk edebiyatında peygamberin doğumu, hayatı, mucizelerini, savaşlarını, ahlakını, güzel vasıflarını anlatan aslında eserlere verilen isim. Manzum da olabiliyorlar, mensur da olabiliyorlar. Yani şiir şeklinde de olabilirler, düz yazı şeklinde de olabiliyorlar. Bu eserler halka yönelik dini eserler. Üslupları genelde işte halkın anlayabileceği yalın, bir taraftan didaktik ama lirik coşkun bir dili var. Bunlar eserler. Ama bu eserler zaman içerisinde, ileride tarihsel sürecini de anlatırım. Toplumsal hayat içerisindeki ihtiyaca cevap veren birçok törenin içerisinde okunmaya başladı. Böyle olunca da artık öncelikle tabii peygamberin doğumunu kutlamak maksadıyla yapılan törenlerle başladı. Sonrasında birçok törenin içerisinde yer aldı ve hem törenin adı oldu hem de eserin adı oldu. Bu yüzden de bazen literatürde çalışma yaparken karışıklığa da neden olabiliyor. Yani Hem eserin adı hem törenlerin adı. Bu törenlerden de bahsedeceğim zaten ileride. zaman tarihçesi demişken tarihçesine ilerleyebilir miyiz hocam? Evet, ben oradan devam edelim. Evet, İslam dünyasında Mevlid yazmak özellikle peygamberin yaşadığı dönemlerde çok talep görmüş. Peygamber de hani onunla ilgili eserler yazanları ödüllendirmiş. Tabii sonraki böyle başlamış işin açıkçası. Sonraki dönemlerde ise özellikle şefaat inancı peygamberi övme hususunda yazma noktasında bu tür metinler ilerlemiş. Tabii aslında başlangıç noktası peygamberin ümmetine olan sevgisiyle ümmetin de peygambere olan sevgisi. Yani bu sevgi aslında başlangıç noktasını oluşturuyor Mevlidlerde. Ve Mevlid törenlerinin yapısını incelediğimizde de bu sevginin temel nokta olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Emily Durkheim'in bir sözü var. Kutsal bir varlığa pardon, kutsal bir varlığa duyduğumuz sevgi,
bu varlığı ilgilendiren, ona benzeyen ve onu anımsatan her şeye geçer diyor. Aslında bunu yaşamımızda da görebiliriz. Yani bir şeyi seviyorsak biz onu anımsatan, onu hatırlatan her şeyi de seviyoruz aslında. Burada da peygambere duyulan sevgiyle birlikte peygamberle ilgili yazılan, söylenen, yapılan her şeye bir sevgi duyma söz konusu olmuş. Ve metinlerine baktığımız zaman hani neden, hangi işlevle yazıldığı kısmı halka aydınlatmak için, işte hayırlı anılmak için, toplumun maneviyatını güçlendirmek için yazıldığını görürüz. Kelime anlamı açısından baktığımız zaman insanın doğduğu yer, doğma, dünyaya gelme, doğulan zaman, Hz. Muhammed'in doğumunu anlatan eser şeklinde karşımıza çıkıyor genelde sözlüklerde. Daha çok peygamberin doğum yıl dönümüyle ilgili törenlerde okunmuş bu metinler. Ortak eserlere verilmiş bu isim. Baktığımız zaman tarihsel sürece 15. yüzyılda meydana gelen edebiyat akımlarında özellikle dini heyecan içerisinde samimi, sıcak, öğretici bir dille bu eserlerin yazıldığını görüyoruz. Yazılan, yani peygamberle ilgili eserlerin yazıldığını görüyoruz. Yazılan bu eserleri halk da tabii ki büyük bir saygı duymuş ve heyecanla okuyup dinlemişler. Yazılan eserler sözlü kültüre geçtiği andan itibaren de aslında bir değişim içerisine geçti ve anonimleşmeye de başladı. Bugün 200'e yakın mevlitten söz edebiliriz rahatlıkla. Türk İslam Edebiyatı içerisinde tabii. 600 ile 1400 beyit arasında oluyor bu şeyler, metinler. Neler anlatılıyor? Ehli sünnet inancı doğrultusunda kaleme alınmışlar. Ayetler var, hadisler var, iktibaslar var, telmihler var. Bunlardan aslında esinlenmişler. Ama merkezinde peygamberin doğumu, miracı ve ölümü var. Yani eserlerin tamamında. Bizim aslında Kıbrıslı Türklerde merkez olan ve Kıbrıslı Türklerde Mevlid diye bahsettiğimiz Mevlid, daha çok Osmanlı topraklarında 15. yüzyılda Süleyman Çelebi'nin Bursa'da yazdığı Mevlid'tir. Ve Kıbrıslı Türkler daha çok bu Mevlid'i kullanmışlar. 1407'de yazıldı Vesvetün Necat adlı dergi. Bu arada UNESCO bu yıl Süleyman Çelebi'nin 6. yüzyılı dolayısıyla Süleyman Çelebi yılı ilan etti. Bu yüzden onunla ilgili yapılan etkinlikleri de UNESCO destekliyor. Bunu da arada belirtmiş olayım. Baktığımız zaman metinlerini, hani Süleyman Çelebi'nin metni merkezi bir metin ama onun dışında yazılan mevlitlere baktığımız zaman Arapça, Farsça, Boşnakça, Gürcüce, Çerkezce, Rumca, İngilizce, Almanca, Arnavutça, Kürtçe, Tatarca birçok dile mevlitlerin çevrilmiş olduğunu görüyoruz. Hem Süleyman Çelebi'nin mevlidi çevrilmiş hem de diğer mevlitler çevrilmiş. İşin açıkçası Osmanlı coğrafyası ve Müslüman azınlığın yaşadığı ülkelerde mevlitleri görebiliyoruz. Neden acaba mevlit diğer dillere de çevrildi veya diğer dillerden de yazıldı diye sorabilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Ana dilde ibadet etme ihtiyacı aslında temel nokta. Kıbrıslı Türklerde de bunu görebiliyoruz. Mevlitler çünkü Türkiye Türkçesiyle okunuyor ve Türkiye Türkçesinin Kıbrıs ağzıyla okunuyor. Burada da ana dilde ibadet etme, hatta kendi ağzında, bölgesel ağzında ibadet etme ihtiyacının ön plana çıktığını görüyoruz. Bu araştırmaların neticesinde ortaya çıkan şeyler Mevlid geleneğinde. Tabii Süleyman Çelebi Mevlid'ini yazarken nerelerden esinlendi? Öncelikle tabii ki Kur'an-ı Kerim, peygamberin hadisleri en temel nokta. Ama bununla birlikte mesela Ahmet Fakih'in Çarhnamesi, Aşık Paşa'nın eserleri, diğer siyer kitaplarından da esinlendiği görülüyor. Ne zaman sözlü kültüre geçmiş, artık sözlü kültüre geçtiği noktada birçok eklemeler ve çıkarmalar olmuş. Mesela Kıbrıslı Türklerde en çok sevilen kısım merhabalar faslıdır. Bununla beraber işte Kur'an tilaveti, tefsirler, dualar, hikayeyi deve, hikayeyi geyik gibi bir sürü hikayeler de eklenmiş. Merhabalar faslı ne derler, Süleyman Çelebi'nin Mevlidine sonradan eklenmiş. Okumak istiyorum, bilenler hatırlayacaklardır. Kıbrıs ağzıyla dinleyelim. Buyurun. Tam Kıbrıs ağzıyla şu an olmayabilir, o kanalda değilim çünkü ama. Tabii. Merhaba iyi Ali Sultan, merhaba. Merhaba iyi Kani İrfan, merhaba.
Merhaba iyi sırrı Furkan, merhaba. Merhaba iyi derde derman, merhaba. Kıbrıs Türkler bu kısımları çok seviyorlar. Tabii burada şöyle, hani Mevlid'de daha çok kadınları çalıştım. Burada şifa, iyileştirme, huzur, sevgi unsuru var. Tabii halk arasında manevi itibar kazanıyor bu kısımlar okunduğu zaman ve zaten işlevlerine baktığımız zaman bundan da bahsedeceğim. Bunu da göreceğiz. Şimdi hem Kıbrıs Türklerinin inançsal yapısı bağlamında baktığımızda hem de özellikle Balkanlar kısmı beni çok ilgilendirdi. Çünkü Kıbrıs'la ciddi anlamda benzer özellikler vardı. Şimdi burada dini açıdan baktığımız zaman özellikle Ünvar Günay'ın görüşü olayı tam olarak anlatıyor Mevlid olayını. Osmanlı döneminin ürünü olan Mevlid'i Sufi anlayışı ile Ehl-i Sünnet çizgisiyle uyumlu şekilde bağdaştırmış Süleyman Çelebi. Sufi dini coşkuyu Sünni yahut Alevi Bektaşi inanış ve ruhla birleştirmek suretiyle Anadolu Müslüman Türkünün kültüründe ve toplumsallaşmasında önemli rol olduğunu söyler. Onun önemli bir rolü olduğunu söyler Ünver Günay. Kıbrıs Türklerde de tam da bu yapı var. Çünkü tarihsel sürece baktığımız zaman Kıbrıs Türklerin Anadolu'dan Kıbrıs'a gelişi ve günümüze kadar olan sürecine bu yapıyı aslında Ünver Günay'ın ifadesi çok güzel de anlatıyor. Mevlid geleneğini, Mevlidçi kadınları, inansal yapıyı incelediğimde bu yapının aslında bununla temellendiğini, neden Mevlid'in Kıbrıslı Türklerin hayatında bu kadar çok önemli olduğunu ve yer edindiğini de rahatlıkla anlayabiliriz aslında. İbadet anlayışı içerisinde mübarek gün ve gecelerde nerelere yerleşti? İlk önce hani metin miydi, tören miydi diye konuştuk. Artık törene dönüştüğünde mübarek gün ve gecelerde okundu. Doğumda, ölümde, sünnette, askere göndermede, adaklarda, özellikle Kıbrıslı Türklerin tarihsel sürecine bakarsanız 1958'deki olaylar, 63'teki olaylar, 74'teki olaylara, özellikle şehitlerin ruhlarına sıkça Mevlid okunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Vesilettin Necat, yani Mevlid, benim ama özellikle Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inden bahsediyorum. Şöyle algılandı halk arasında. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe şiirsel meali. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe şiirsel meali. Hani biraz önce dedim ya, ana dilde ibadet ihtiyacıyla. Böylece halk Mevlid'i Kur'an-ı Kerim'in Türkçe şiirsel meali gibi algıladı. Burada Allah sevgisini, peygamber sevgisini anlatması, iyileştirme, şifa, huzur vermesi ve özellikle de günahlardan arınma, yaşanılabilir bir dünya vaat etmesi Mevlid'in halkın ciddi anlamda benimsemesine, sevmesine sebep oldu. Çok böyle hızlı hızlı heyecanlı gidiyorum. Güzel Şimdi gidiyorsun. Buyurun. öğrencilerim beni bilirler, derste ders anlatırken böyle çok heyecanlı ve hızlı giderim. Bazen derim işte bu heyecanımın sebebi aslında yapılacak çok şey var, anlatılacak çok şey var ve bu konuları konuşmaktan çok mutluyum aslında, o yüzden bu kadar heyecanlıyım. Ben tarihsel süreci birazcık daha devam edeyim, böylece hani o tarihsel süreç daha iyi anlamamızı sağlayacak. Tabii hocam, buyurun. 10. ve 11. yüzyılda Mısır'da Fatimiler döneminde Peygamber ve Halife Ali gibi İslam büyükleri için yapılan törenler aslında başlangıcı oldu tarihte. Ben öyle çok kırılma noktalarından bahsetmek istiyorum daha çok gelebilmek için Kıbrıslı Türklere. Türklerde ise hani Mevlid Kandili 1207 yılında Erbil Beyliği'nin son hükümdarı Atabey Muzafferettin Gökbörü tarafından tüm halkın katılımıyla düzenlediği bir törenle gerçekleşiyor. Bu törenin şöyle bir özelliği var. Türk kültürü içerisinde eski gelenekleri de içine alan büyük bir tören. Bu anlamda Türklerdeki aslında başlangıç noktası burası oldu. Sonrasında Peygamber ve Ehli Beyt'in doğum yıldönümlerine hassasiyet yanında siyasi meşrutiyet açısından da önem taşıdı. Neden? Çünkü orada Gökbörü'nün bunu bir devlet töreni olarak düzenlemesi önemli. Sonrasında da zaten Osmanlı'da da bir devlet töreni halinde peygamberin doğum yıldönümlerinde kutlanmaya başladı. Osmanlı'da ne zaman başladı bu süreç? Tartışmalı kısımlar da var. Ben oralara girmeyeyim. Kanuni Sultan Süleyman döneminde
Osmanlı saray teşrifatında başladığı söyleniyor. 3. Murat döneminde ise Mevlid Kandili kutlamaları artık resmileşiyor. Neden kutlanıyor bu ne derler kandiller, bu törenler neden kutlanıyor? Burada işlevsel açıdan, çünkü ben kitapta çalışmalarımı yaparken Malinowski'nin işlevsel bakış açısıyla baktım, Emily Durkheim'in bakış açısıyla baktım, Erich Fromm'un bakış açısıyla baktım, Bascom'un işlevsel kuramıyla baktım ve bu bir bütünlük içerisinde anlamaya çalıştım Mevlid'i. Burada baktığımız zaman devlet bütünlüğünü koruma, siyasi idari gelenek oluşturma, içe ve dışa karşı aslında İslam'ı yüceltme şeklinde bir devletin gücü, toplumun gücü haline geldi bu törenler. Ama bu, dikkatinizi çekmek istiyorum, kamusal alanda ve daha çok erkeklerin katıldığı törenler şeklinde olan kısım. Şöyle bir karşılaştırma yapabilir. Mesela Hristiyanlarda Hazreti İsa'nın doğumu milatla kutlanır. Müslümanlarda da Hazreti Muhammed'in doğumu mevlidle kutlanır. Hani o tarihi süreci düşünürsek eğer. Dediğim gibi biraz önce, hani nerelerde kutlandı? Önce devletle başladı, devlet erkanıyla başladı. Ama yavaş yavaş artık halkın ihtiyaçları doğrultusunda diğer gelenek göreneklerin içerisine girdi. Özellikle de geçiş dönemleriyle merkezileşti. Doğum, evlilik, ölüm, mübarek gecelerde okundu, askere göndermede okundu, hacdan dönmede okundu, özellikle şehitlere okundu. Hatta günümüzde bir ev almışsanız bunun için mevlid okundu. Kızınız evlenmişse veya okulu kazanmışsa ya da oğlunuz, bunun için okundu. Ama bu okunmaların hepsinin temelinde peygamberin şefaatini kazanmak, günahlardan arınmak, korunmak, Allah'a ibadet etmek, ölüleri son yolculuğuna yollamak gibi böyle temel işlevlerle yapıldığını görebiliyoruz incelediğimizde mevlidleri. Hocam, Evet. peki Mevlid sadece Kıbrıs'ta mı bu kadar yoğun karşımıza çıkıyor? Ben de çok merak etmiştim. Tabii önce Kıbrıs'tan yola çıktım. Sonra literatür taramasına geçtiğimde çok ciddi okumalar yaptım. O yüzden birazcık kitabın yazılması uzun süreç aldı. Önce işte Türkiye coğrafyası içerisinde Güneydoğu'da yoğunlaştığını gördüm. Sonra yavaş yavaş Balkanlara kaydığımda Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Batı Trakya gibi bölgelerde özellikle Kıbrıs'la çok benzeştiğini gördüm. Ve dini hayatın merkezine yerleştirildiğini gördüm Mevlid'in. O yüzden rahatlıkla Kıbrıslı Türklerde de dini hayatın merkezinde Mevlid'in yer aldığını söyleyebilirim. Neden Balkanlarla bu kadar çok benzeşiyor? Çünkü çoğu zaman bulundukları bölgede Müslüman azınlık olma durumları olmuş. Ve özellikle ana dilde ibadet ihtiyaçları olmuş. Bu nedenle de Kıbrıs'la tarihsel süreçte çok benzeşen yönleri var işin açıkçası. Ama bunun dışında İslam coğrafyası içerisinde birçok yerde rahatlıkla Mevlid'i görebiliyoruz. Oldukça geniş bir coğrafyaya yayıldığını söyleyebilirim. Peki Kıbrıslı Türkler için ne ifade ediyor Mevlid okuma? Evet, Kıbrıslı Türkler için bayağı kalın bir kitap oldu anlatana kadar işin açıkçası. Şöyle Dediğim gibi hani... göstereyim. Takipçilerimize şöyle göstereyim. Gözünüz korkmasın. Okuması çok keyifli, kalın ama. Buyurun hocam. Evet. Dini hayatın tabii ki merkezinde ne derler ve hani tabii Mevlidçiler kültürel belleğin taşıyıcısı olunca Mevlid de ve Mevlid törenleriyle beraber baktığınızda tüm yapıya aslında Kıbrıslı Türklerin kültürel belleğinin tamamının burada yer aldığını görebilirsiniz. Özellikle inançsal yapıya ait olan. Şimdi şöyle bir kitabın içindekiler kısmına bakarak ilerlemek istiyorum. Sorularınızı o şekilde cevaplamak istiyorum. Mesela ilk başta birinci bölümde Mevlid metinleri ve Mevlid törenlerinden bahsettim. Hani aslında ilk başta bu bahsettiğim genel yapı. Sonra din ve kadın kısmına girdim. Neden din ve kadın kısmına girdim? Burada mesela şamanlık, şifacılık, mevlitanlık, kadın ve sözlü kültür, Kıbrıslı Türklerde dini kimliğin tarihsel süreçleri var. Üçe ayırdım bunları. Osmanlı'dan İngiliz hakimiyetine kadar olan dönem, İngiliz dönemi ve izleri 1974'ten günümüze kadar. Neden bu kısımları verdim? Çünkü dini, Kıbrıslı Türklerin inançsal yapısını, dini ve o burada kadını anlayabilmek için bu arkaik süreçleri de vermem gerekiyordu. Sonrasında Kıbrıslı Türklerde Mevlidçiliği verdiğimde ise Mevlidçiliğin
bir meslek olduğunu ve bu mesleği yapacak olan kişilerin, çünkü bu mesleği yapacak olan kişiler Kıbrıslı Türklerin kültürel belleğini, dini belleğini taşıyan ve aktaran kişiler olduğunu vurgulamak istedim özellikle. Ve eğitim aşamalarından başlayarak nasıl mevlitçi olunduğunu, kimlerin mevlitçi olabileceğini, mevlitçiliğe dair öne çıkan unsurların neler olduğunu madde madde anlattım. En son mesleğin sonlanması, emekliliğe kadar getirdim. Tüm bu aşamalar aslında şunu gösteriyor. Usta-çırak ilişkisi içerisinde yetişmektedir mevlitçiler. Ve atalarından öğrendikleri, aldıklarını sonraki kuşaklara iletiyorlar. Dolayısıyla ortada ciddi bir kültürel miras var. Yani Mevlid aslında Kıbrıslı Türklerin inançsal yapısının bir mirası, kültürel mirası. Ve o kadar çok yaşamın, hani biz gündelik hayat ve törensel hayat diye ikiye ayırıyoruz ne derler yaşamı. Törensel hayatının her bir kısmına o kadar çok yerleşmiş ki Mevlid'in her safhasını incelediğimizde Kıbrıslı Türklerin yaşamında nasıl bir yer kapladığını görebiliriz. Burada Mevlidçinin görevlerini sıralamıştım. Onlardan saydığım zaman daha iyi anlayacağız. Mesela Mevlid Kandili, ölümle ilgili törenler, doğum ve çocukla ilgili törenler. Ki burada mesela lohusayı yataktan kaldırma, lohusayı ve bebeği kırklama, 6 aylık kınası var. Günümüzde de çok sıklıkla yapılan 6 aylık kınası bu. Oldukça güçlü bir şekilde ve güzel bir şekilde kutlanıyor. Adaklar var. Zekeriya sofrası, Abu Dardar pilavı, acele bacı ve okutma adağı var. Bunlar da gündelik yaşamda veya törensel yaşamın içerisinde nerelerde yerleştiğini de gösteriyor. Mevlidçinin yaptığı diğer işler var. Aslında bunlar böyle çok rastladığımız unsurlar değildi. Özellikle eski dönemdeki mevlidçilerin yaptıklarıydı. İşte suya okuma, taşlara okuma, sağaltma, rüya yorumu, kahve falı, bakla falı gibi. Bunlar hani mevlid geleneği içerisinde değil ama Mevlidçinin yaptığı işler noktasında düşünülebilir. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda epey bir yökün tutuyor. Peki nasıl bir yeri var kısmına tekrardan döneyim. Mesela milli ve dini kimliği inşa, tarihsel sürecin farklı dönemlerinde Kıbrıslı Türklerin milli ve dini kimliğini inşa, milli dini kimliğini koruma görevi üstlenmiş Mevlidler. Toplumsal cinsiyet rollerini pekiştirmiş, özellikle kadın merkezli bir kurum Mevlid. Ve bu süreç içerisinde kadınlar bir araya gelerek dayanışma içerisinde olmuş, değerleri öğrenmiş, cinsiyet rollerini öğrenmiş. Bununla beraber topluluğu bir araya getirme işlevi görmüş, coşkunluk duygusu var, grup içi dayanışma var, dini doygunluk, manevi huzur var, ruhen bedenen arınma, toplum içinde saygınlık, itibar. Bu itibarı hem Mevlid'i düzenleyen kişi toplum içerisinde bir itibar sahibi oluyor. Hem de Mevlid'e katılan kişiler itibar sahibi oluyor. Bolluk bereket temin etme, özellikle de kıtlık olan dönemlerde, sıkıntılı olan dönemlerde dilekleri gerçekleştirmek adına Mevlidler yapılıyor ve birlikte dua ediliyor. Yani birinin iyiliği için, birinin şifası için, birinin ölen akrabasının gittiği yerde huzur içerisinde olması için, yolculuğunun güzel geçmesi, iyi geçmesi için birlikte dua ediliyor Mevlid törenleri içerisinde. Bu anlamda da toplumsal yaşamı bütünleştiren bir yeri var Mevlid'in Kıbrıslı Türklerin hayatında diyebiliriz. Aslında kitabın da hemen hemen bir içeriğini görmüş olduk böylece. Kitapta neler anlatılıyor desek cevabı da bu olacaktı diye düşünüyorum. Var mı hocam kitapta başka bizim Evet. özellikle bakmamız gereken bir şey? Yani hani ben Söylemek aşağı istedim. yukarı özetledim ama son kısımdaki değişim ve dönüşüm de önemli. Neden? Çünkü buradaki değişim dönüşüm hem Mevlid'in değişimi dönüşümü hem de aslında Kıbrıslı Türklerin yaşamında, kültürel yaşamındaki değişim dönüşüm. Orada Mevlidçilerin davranışları ve bilgi birim kimlerindeki değişimler diye bir başlık atmışım. Mesela bazen sorulduğu zaman bana olumsuza doğru bir, kayıba doğru bir değişim mi söz konusu denildiğinde her zaman o şekilde değil aslında. Neden? Çünkü eskiye rağmen eğitim düzeyi arttı Kıbrıslı Türklerde. Bununla beraber mesela Mevlidçiler farklı kanallardan da bilgiler edinebiliyor. Dini şeyleri, programları izleyebiliyor, kitapları okuyabiliyor. Dolayısıyla da kendini geliştirme noktasında ve birikimlerini geliştirme noktasında aslında
Bazen kayıp gibi görünen noktalarda gelişmeler ve ne derler, kendini yetiştirmeler de söz konusu oldu. Toplumun değişim ve toplumun davranışlarındaki toplumsal değişim ve toplumun davranışlarındaki değişimler, bir de ritüel ve uygulamalardaki değişimler diye başlık attım. Mesela bazı şeylerde, ritüellerde, özellikle biraz önce bahsettiğim gibi 6 aylık kınası ile ilgili ritüellerde eskiye oranla yani bir sıklık görülüyor. Bununla beraber ölenin 3. günü, 7. günü, 40. günüyle ilgili yapılan törenlerde ve yapılan ikramlarda, mevlitlere verilen önemlerde de yer yer artma görünüyor. Bu aslında şöyle, genel konjektürde dünya inançsal anlamda bir zayıflama var. Dini konularda zayıflama var. Genel dünyada olan bir şey bu. Tabii ki haliyle Kıbrıs'ta bundan etkileniyor. Ama diğer taraftan kültürel değerleri kaybetme, eskiden olan ve bilinen inançsal yapıyla beraber gelenek göreneklerdeki değerleri unutma, kaybetme kaygısı yeniden onlara sarılma ihtiyacını da içermiş. Bu yüzden normalde bazı değerlerde azalma görülürken bazı değerlerde de artma, bir sahiplenme söz konusu olmuş. Kıbrıslı Türklerde de bazı törensel kısımları incelerken eskiye oranla daha fazla yapıldığını gözlemledim. Bu da değerlere bir sahip çıkma, kıymet verme, öğrenmeye çalışmanın içerdiğiyle ilgili bir sonuca ulaştırıyor beni. Balkanlarda baktığımız zaman gençlerin özellikle Kur'an-ı Kerim dinledikleri mekan, ortamların dışında dini hayata dair bilgileri mevlit üzerinden edindiklerini görüyoruz. Kıbrıs'ta da benzer şekilde özellikle çocukların ve gençlerin dini hayata dair birçok bilgiyi, Kur'an-ı Kerim'e, peygambere, İslamiyet'e, Allah'a dair birçok bilgiyi aslında mevlit bağlamları içinde edindiğini görüyoruz. Bu noktada da aslında Kıbrıslı Türkler, hani kitabın önemi şöyle bir arşiv gibi, geçmişe dönüp baktığı zaman, değerlere dönüp baktığı zaman birçok değeri gelecek kuşaklara aktarma noktasında mevlitlerin merkezi bir konumda olduğunu bilmek gerekiyor. Okumak isteyenler, daha derin ayrıntısıyla bilmek isteyenler kitaptan bakabilirler diyebilirim. Kıbrıs'ta da satışta bilginiz olsun. Şimdi hocam, siz Mevlid'i anlatırken aklıma şu geldi şu anda. Mevlid geleneğinde var olan şey aslında Kıbrıs'ta da var. Kur'an-ı Kerim okunuyor. Evet, Peygamber evet, Efendimiz anılıyor ve dua ile evet. bitiriliyor. Hatta Evet, başlarken tevbe-istiğfarla başlıyorlar bildiğim kadarıyla. evet. Tevbe-istiğfar, Kur'an-ı Kerim, sonra dua, arada da Mevlid ve ilahiler. Evet. Yani Evet, burada evet, evet. bütün hem dualar, yakarışlar, hem Kur'an-ı Kerim okunuyor. Aslında bunlar bizi hem birlikte tutan, hem bir arada tutan, hem de kaybetmememiz gereken değerlerden bir tanesi diye düşünüyorum, yani önemli. Evet. Şimdi peki biz şöyle düşünelim. Kıbrıs'ta Mevlid ve Mevlidçiler denildiğinde, biz Mevlid Han diyoruz Türkiye'de. Mevlidçiler ve Mevlid dendiğinde ne aklımıza gelmeli? Evet, Kıbrıs'ta mevlitçi terimi kullanıldığı için ne derler, yani ben de mevlitçi olarak kullandım ama mevlit hanlarla ilgili de bir yer ayırdım tabii Evet. ona. Mevlitçiler, yani şöyle, geleneksel yaşam içerisinde mevlitçi dediğimde insanların aklına gelen şey şudur: ya köyde ya da bölgede bir mevlitçi vardır. Bu mevlitçi aslında, hani şöyle, din adamı değil, hani İslamiyet'i öğreten kişi değil, böyle bir görev tanımında böyle bir şey yok mevlitçilerin. Ama mevlitçilerin görev tanımında ne var? Var olan törenleri, yani bu 6 aylık kınası olabilir, bu bir ölüm töreni olabilir, bir lohusayı yataktan kaldırma veya kırklama olabilir. Var olan törenleri icra eder. Bu icra sırasında Kur'an-ı Kerim okur, ilahi okur, aynı zamanda mevlidi okur. Bununla beraber, yani töreni yöneten ve icra edendir aslında. Şöyle, eğer sorulursa İslamiyet'le ilgili, dinle ilgili, inançla ilgili bilgi verir. Ama genelde özellikle bununla görev tanımlarında bu olmadığı için özellikle bilgi vermezler. Ama zaten mevlidin içerisinde mevlid okunduğunda, ilahiyeler okunduğunda ve Kur'an okunduğunda zaten inanca dair, İslamiyet'e dair, dine dair birçok şeyi de aktarmış oluyorlar. Dolayısıyla toplumun inançsal hafızasının aktarıcısıdır aslında mevlidçiler. Böyle diyebiliriz. Ve şey çok önemli, usta çırak ilişkisi içerisinde yetişmiş çoğu. Yani nenesi, dedesi, babası, annesi, teyzesi ya bir hafızdı, ne derler, Kur'an'ı ezberden bilen, okuyan kişiydi, ya eski dönemlerde Moğollaydı, ki yine aynı
işlevi görüyor Mollalık'ta. Veya Mevlidçiydi. Onunla beraber Mevlidlere katılmış ve yaşayarak, tecrübe ederek öğrenmiş. Sonrasında ihtiyaç olunca işte lütfen bizim için okur musun? Bak Mevlidçi kalmadı denildiğinde ya da bölgedeki Mevlidçi artık yaşlandığında onun yerine okumaya başlamış. Dolayısıyla kuşaklar boyu devam eden bir yapı var. Bu durumda da ciddi anlamda kültürel hafızanın taşıyıcıları, aktarıcıları. Gelenek de dediğim gibi Kıbrıslı Türklerin inançsal yapısını, İslamiyet'i öğrendikleri aslında bağlamlar. Hem özgün Kıbrıs'a özgü yapı anlamında hem de genel İslam coğrafyası içerisindeki İslam'ı ve inancı, inançsal yapıyı öğrenme bağlamında var olan ortamlar. Bu yüzden de kültürel hafızadır, toplumsal hafızadır ve toplumda birçok işlevi vardır. Toplumu bir arada tutan, kimliği koruyan, ne derler, iyilik veren, iyilik vaat eden, huzur veren bir yapısı vardır toplumda. Bu nedenle de kadınları bir araya getiren özel törenler olmuştur mevlitler. Ben daha çok kadınlar üzerinden gittim. Tabii ki erkek mevlitçiler de var. Sorulacaktır belki erkek mevlitçiler yok mu? Evet, bizim köyümüzdeki Durmuş Dede, Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın, çok davudi bir sesi vardı. Erkek mevlitçi ama kızı sonradan onun mirasını devraldı. Kadın mevlitçi olarak devam etti. Yaygın olarak kadın ortamı, kadın bağlamları olmasından kaynaklı olarak kadın kurumu dedim ve bunun üzerinden gittim işin açıkçası. Dolayısıyla bir arşiv oluşturduğumu düşünüyorum Kıbrıslı Türklerin inansal hafızasına yönelik olarak. İnşallah faydalı olur hem bilime hem topluma. Emeklerinize sağlık hocam. Gerçekten çok güzel bir kitap. O görüşmeleri öylece aktarmışsınız. Onlar ayrıca kıymetli ve değerli zaten. Her biriyle yaptığınız görüşmeler olduğu gibi aktarılmış. Gerçekten çok önemli ve kıymetli. Hocam programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa dinleyelim sizden. Yani son olarak önce şey için özür dilerim, başlangıçtaki teknik arıza için. Sonrasında işin açıkçası bu kadar uzaktayken Kıbrıs'ı anlatmak, Kıbrıs'tan bahsetmek, bu heyecanımı sizinle paylaşmak için bir fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam gerçekten. Şimdi kitabın şöyle bir özetini dinlemiş olduk sizden. Merak edenler ve ilgisi olanlar kitabı alıp okuyabilirler. Bizim için şöyle kıymetli. Biz Türkiye'den geldiğimiz için ilk geldiğimizde araştırdığımız şey Kıbrıs'taki Mevlid geleneği. Ama derli toplu bir kaynak bulamamıştık. Bu çok iyi oldu gerçekten de. Çok teşekkür ediyoruz. Kaleminize sağlık diyoruz hocam. Ayrıca bugün akşam için de dilinize sağlık. Kıymetli takipçilerimiz, Teşekkür ederim. sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar özür diliyoruz ama bizimle alakalı olmayan teknik sebepler. Kusura bakmayınız. Hayırlı akşamlar diliyoruz hepinize de. Allah'a emanet olun. Hocam çok teşekkür ediyorum Görüşmek tekrar. üzere. Allah'a emanet Yani olun. tamam. Sağ olun.